Kemototrof bir canlıda da glikoz sentez sırasında olaylarının meydana geliş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru belirlenmiştir? Şimdi öncelikle kemosentez tepkimesinde inorganik madde oksidasyonu gerçekleşecektir. Ve inorganik madde oksidasyonu sonucu ortaya çıkan kimyasal enerji ile ATP sentezi gerçekleşecektir. Ve daha sonra da karbondioksit özümlemesi yapılarak organik madde sentezi gerçekleştirilecektir. Sırasıyla dediğimizde 1, 3 ve 2 olacaktır. O da B şıkkında verilmiştir. Aşağıda kemosentez olayı şematize edilmiştir. Şemayı inceleyen bir öğrenci kemosentez ile besin ve oksijen üretim hızını faktörlerinden hangilerinin etkilediğini söyleyebilir. Işık şiddeti demiş kemosentez olayında ışık enerjisi kullanılmıyordu. Kimyasal enerji kullanılıyordu. Bu anlamda ışık şiddeti etkilemeyecektir. Klorofil miktarı diyor. Klorofil kemosentez tepkimesinde kullanılmayacaktır. Karbondioksit miktarı bizim için etkili olacaktır. Ve sıcaklıkta enzimatik bir tepkime olduğu için sıcaklıkta etkilenecektir diyoruz. O zaman hangileri etkilenir dediğimizde cevabımız 3 ve 4 olacaktır. Yeni keşfedilen bir canlıda aşağıdaki metabolik olaylardan hangisinin görülmesi canlının kemosentez yaptığını kanıtlar. Karbondioksit özümlemesi yani karbondioksitin kullanılması sadece kemosentezde mi gerçekleşir? Hayır tabii ki de bu fotosentez tepkimesinde de karbondioksit özümlemesi görülecektir. O zaman bu olmayacaktır. Klorofil indirgenmesi diyor. Zaten klorofil kullanılmayacaktır. Oksijen üretmesi fotosentez sonucu da oksijen üretilecektir. Demirin oksitlenmesi. Bakın kemosentezde demir gibi inorganik madde çeşitleri oksitlenecek ve ATP sentezlenecektir. O zaman demirin oksitlenmesi bana kemosentez tepkimesinin gerçekleştiğini kanıtlayacaktır. Ve suyun fotolizlediğimizde bu olay ise fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında gözlenecektir. O yüzden kemosentez olduğunu tabii ki kanıtlamayacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Kemosentetik bakterilerde numaralandırılan metabolik olaylardan hangileri meydana gelmez? Kemosentez tepkimesinde ATP enerjisi kullanılacak ve kimyasal bağ enerjisine dönüştürülecektir. Doğrudur karbondioksit kullanılacak ve glikoz gibi organik besin sentezlenecektir. Doğrudur. Su kullanılarak atmosfer oksijeni artmayacaktır. Çünkü oluşan oksijen atmosfere verilmeyecektir. Yine aynı canlı tarafından nitrit ve nitrat oluşumu sırasında kullanılacaktır. O yüzden bu grafik çizilemeyecektir. Cevabımız da yalnız 3 olacaktır. İnorganik maddeden organik madde sentezi için kimyasal enerjiyi kullandığı tespit edilen K canlı türünde yapılarından hangileri bulunur? Eğer ki kimyasal enerji kullanıyorsa o zaman burada bir kemosentez tepkimesi gerçekleşecektir. Ve kemosentez tepkimesi de kemosentetik bakteriler tarafından gerçekleştirilmektedir. O zaman klorofili bulunur mu? Hayır bulunmayacaktır. Çünkü kimyasal enerji kullanacaktır. Işık enerjisi kullanmayacaktır. Mitokondrisi bulunamayacaktır. Çünkü zarlı organeli bulunamayacaktır. Prokaryot hücre yapısındadır. Yine çekirdeği de bulunmayacaktır. Ama elektron taşıma sistemlerini bulunduracaktır. Hücre zar kıvrımları üzerinde bulunur diyoruz. Cevabımız yalnız 4 olacaktır. Hidrojen sülfürü enerji kaynağı olarak kullanan bir bakteri türü için açıklamalarından hangileri doğrudur? Eğer ki hidrojen sülfürü enerji kaynağı olarak kullanıyorsa bu ne olmalıdır? Kemosentetik bir canlı olmalıdır. Yani kemosentez yapabilmelidir. O zaman karanlıkta karbondioksit özümlemesi yapabilir mi? Evet, kemosentez tepkimeleri hem gece hem de gündüz gerçekleşmekteydi atmosfer oksijenine katkı sağlayabilir demiş ama kemosentez tepkimesi sonucu açığa çıkan oksijen e, atmosfere karışmıyordu. Tekrar aynı canlı tarafından kullanılmaktaydı. O yüzden bu olmadı. Fotofosforlasyonla ATP sentezler demiş. Bu fotofosforlasyon ışık enerjisi kullanılarak ATP sentezlenmesi olayıydı ki biz burada ışık enerjisini değil kimyasal enerjiyi kullanmaktayız. O yüzden bu ifademiz de yanlış olacaktır. Ve cevabımız yalnız bir olan A şıkkıdır. Bilimsel bir çalışmada aşağıdaki deney düzenekleri hazırlanarak incelenmiştir. Deney düzenekleri incelendiğinde bir süre sonra her iki deney düzeneğinde de K bakteri türünün sayısının arttığı tespit ediliyor. Buna göre K bakteri türü ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Klorofil pigmenti ETS molekülü olarak görev yapar demiş. Baktığımda burada neyi gözlemliyorum? Burada aslında kemosentez tepkimesi gerçekleşmektedir. Çünkü baktığımızda hidrojen sülfüründe kullanımı gerçekleşmiştir. Peki kemosentezde klorofil kullanılıyor muydu? Hayır. O yüzden yanlış oldu. Hidrojen sülfür molekülü hidrojen ve elektron kaynağı olarak kullanılır demiş. Ki Hidrojen kaynağı olarak suyu kullanacağız ve elektron kaynağı olarak hidrojen sülfür kullanılacaktır. Buradaki su kullanımı gerçekleşecektir. Yanlış. Sentezlediği organik besinin karbon kaynağı karbondioksit, hidrojen kaynağı su olacaktır. Evet, besin sentezinde karbonumuzun kaynağı karbondioksit olacak ve hidrojen kaynağı da su olacaktır demiştik. Aydınlık ortamda atmosfer oksijenine katkı sağlarken Karanlık atmosfer oksijenine katkı sağlamaz demiş karanlıkta. Bu ifademiz yanlış olacaktır. Çünkü aydınlık ortamda da evet kemosentez aydınlık ve karanlık ortamda gerçekleşebiliyor. Fakat hiçbir şekilde atmosfer oksijenine katkı sağlamıyor. Açığa çıkardığı oksijeni yine aynı canlı kullanacaktır. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. Hangileri söylenebilir dediğimizde cevabımız yalnız 3 olan A şıkkı olacaktır. Biyoloji öğretmeni azot döngüsünde görev yapan bazı bakterilerin metabolik faaliyetlerine ait aşağıdaki görseli hazırlamıştır. Görseli inceleyen öğrencilerin nitrosomonas ve nitrobakteriler ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? Nitrosomonas ve nitrobakter canlıların enerji kaynağı olarak kullandığı inorganik madde aynıdır demiş. Baktığımda nitrosomonas neyi kullanmış? Amonyağı kullanmış. Nitrobakter ise HNO2 dediğimiz yani nitroz asiti kullanmıştır. O zaman kullandıkları inorganik maddeler aynı değildir. Nitrosomonas ve nitrobakter canlı türleri kemototrof beslenirler. Evet kemosentetik canlılardır. Doğrudur nitrosomonas ve nitrobakterin sentezlediği glikoz molekülünün karbon kaynağı, karbondioksit, hidrojen kaynağı sudur. Karbon kaynağı bakın besinin karbon kaynağı karbondioksittir ve hidrojen kaynağı ise ne olacaktır? Su molekülü olacaktır. Yani bu ifadeniz de doğrudur. Cevabımız 2 ve 3'tür. Buğra kemosentez olayını aşağıdaki gibi görselleştirmiştir. Buğra'nın oluşturduğu görsel incelendiğinde ifadelerinden hangileri çıkarılabilir? Kemosentez sonucu oluşan oksijen, inorganik maddelerin oksitlenerek kimyasal enerji eldesinde kullanılabilir demiş. Kemosentez sonucu bakın oksijen elde edildi ve bu da kimyasal enerji eldesinde kullanılabiliyor. Doğrudur. Enerji eldesinde kullanılan inorganik madde hidrojen sülfür ise aynı zamanda organik maddenin hidrojen kaynağı olarak kullanılabilir demiş. Burada ama hidrojen kaynağımız ne olacaktır? Bakın hidrojen kaynağımız su molekülü olacaktır. O yüzden bu ifade yanlıştır. Karbondioksit özümlemesi sırasında ATP tüketimi gerçekleşir demiş ki Burada bir oksidasyon vardır ve oksidasyon sonucu elde edilen enerji ile ATP sentezlenecektir. Burada da ATP tüketimi gerçekleşmiş olacaktır. Bu da doğru bir ifadedir. Hangileri çıkarılabilir dediğimizde cevabımız 1 ve 3 olacaktır. O da C şıkkında verilmiştir. X canlısında gerçekleşebilen bazı metabolik olaylar aşağıda gösterilmiştir. X canlısında gerçekleşen metabolik olaylar dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Şimdi atmosfer oksijenine katkı sağlamaz demiş. Doğru mudur? Evet atmosfer oksijenine katkı sağlamayacaktır. Çünkü oluşturduğu oksijeni yine aynı canlı tarafından tekrar kullanılacaktır. İnorganik maddeden organik madde sentezler. Evet inorganik maddeden organik madde sentezlenecektir. İnorganik madde oksidasyonu yapar. Evet amonyağın burada oksidasyonu gözlemliyoruz aslında. Doğrudur. Karbondioksit özümlemesi yapar. Karbondioksitin kullanımı gerçekleşmiştir. Bu da doğrudur. Amonyak oksijenli solunum ile parçalanır demiş ki. Burada oksidasyon olayı gözlenecektir. Oksijenli solunum değildir. Bu söylenemez. Ve cevabımız E şıkkı olacaktır.